NBA tarihinin bütün oyuncuları aynı ligde. Herkes Michael Jordan'ından LeBron James'ine, Kobe Bryant'ından Kareem Abdul-Jabbar'ına, hepsi aynı ligde. Fantasy draft'la bir takım oluşturuyoruz. Takımı ben oluşturuyorum. Takas yapmak yasak ve sadece oynayarak şampiyon yapmaya çalışıyorum. İçeriğimiz bu. Evet. Haydi canlanıyoruz. Haydi. Let's go. Canlanıyoruz. 3'ten geriye sayacağız. Bir takım seçeceğiz. 3, 2, 1. Hangi takım seçtiğimiz önemli değil. Bıraktık. Miami Heat. Severim abi. Miami Heat olsun. Kaçıncı sıradan seçiyoruz yalnız? Oo, 19. sıradan bakalım. 1. sıradan Dwayne Wade mi gitti? Jordan 2'den, LeBron 3'ten gitti. 19. sıradan bize kim gelecek? Kobe gitti. Çok 99 var. Güzel. Prime Shaq'in üzerine bir takım kurmak istiyorum ben burada. En iyi oyuncumuz Prime Shaq olsun. Shaq'i takıma alıyorum. Şimdi Shaq'la birlikte iyi bir point guard düşünüyorum. Russell Westbrook değil bu. Steve Nash olabilir. Isaiah Thomas olabilir. Jason Kidd'imi versene bana ya. Jason Kidd abi. Jason Kidd'i alıyorum. Bundan sonra da full shooter alacağım. 2-3-4 numaraya full shooter. Jason Kidd, Shaquille O'Neal ikili oyunu etrafında shooterler. Mesela Prime Paul George'umu alacağım shooter olarak. Hep point guard var ya. Hep point guard var. Şöyle yapabiliriz. Yani Damian Lillard buradaki en iyi shooterlerden biri muhtemelen. Damian Lillard'ı alıp 2 numara oynatabiliriz Jason Kidd'in yanında. Şimdi sıra 4 numarada. Oğlum he, sadece şey kalmış. Point guard kalmış. Lillard'ı SG yapacağım. Evet. Lillard'ı SG yapacağım da. 4 numarayı başka yaparız. Yedek point guard'ımı alayım ben. Burada yapacak başka hiçbir şey yok. Ya da yedek uzun mu alsam Shaq'in arkasına? Yok ya. Yedek point guard'ım Baron Davis. Ama Baron Davis'in de üçlüğü kötü. Chauncey Billups alayım ben. Mr. Big Shot. Tamam. Point guard işini bitirdik. Pascal Siakam'ı alabilirim. Pascal Siakam'ın üçlüğü de var. Pascal Siakam üçlük de atar. Takas yapmayacağım ya. Takas yapmayacağım. Takım ben seçiyorum abi. Şimdi Jaylen Brown. Takımımızda kim var? Onu nasıl görüyoruz abi? Takımımızı göremiyorum. Jaylen Brown almayacağım. Hayır hayır. Zach LaVine. Oynaması rahat bir oyuncu genelde. Yani atletik, üçlük atar. Michael Redd. Solaklar revealında olsaydı keşke. 4 numara aldım mı ben Pascal Siakam'dan başka? Almadım. Zach LaVine'i alacağım ya. Michael Redd mi, Zach LaVine mi? A artı üçlüğü var. A midrange'i var. Chat siz yazın. Sizin seçiminiz olacak bu. Michael Redd çoğunlukta şu an. LaVine kalırsa LaVine'i de alırım bir sonraki turda. LaVine kaldı, LaVine'i de aldım. İkisini de aldım beyler. Sizin seçiminizin hiçbir önemi olmadı. Uzun mu lazım şimdi? Uzun lazım da şu anda şeyde uzun yok. Görünürde uzun yok. Ama ya oğlum Mikal Bridges. Hido kalır bir sonraki tura. Hido'yu da almak istiyorum. Da burada uzun yok ya. Yedek uzunum kötü olacak. Tyson Chandler'ı alsak. Tyson Chandler'ı alalım ya. Tyson Chandler iyidir. Hido'yu alacağım bir sonraki tur. Hido'yu istiyorum. Bu takımda Hido da olacak. Hido neredesin? Hidayet Türkoğlu. Güzel. Keşke Memo olsa onu da alsak. Şimdi point guard yedeğim var. 2 numara yedeğim var. 3, 4, 5 hepsi var aslında. Daha böyle versatil bir oyuncu. Abi versatil ne demek? Combo guard gibi. Hem bir oynayabilecek hem iki oynayabilecek bir oyuncu. O tarz bir şeye bakabiliriz. Ya da bir spesiyalist alabiliriz yani. En iyi şutör atıyorum. En iyi şutörü alabiliriz. Öyle bir spesiyaliste gidebiliriz. J.R. Smith'i almak çok istiyorum bu arada. J.R. Smith'i buralardan alsam erken mi olur? Olmaz ya. J.R. Smith buradan alasım geldi birden. Oradan J.R. Smith alasım geldi. Yani neden bilmiyorum. O da şutör ve atletik bir oyuncu olduğu için benim ilgimi çekti. Fred VanVleet'e gerek yok. J.J.R.D.'ye de gerek yok. Daha böyle kalın bir oyuncu arıyorum diyeyim. Öyle bir oyuncu yok. O zaman en iyi opsiyonlardan biri. CCR'dik. Hadi bir de CCR'dik alalım. Madem öyle. Bench'i de şutörlerle donatalım. Diğer Smith'i 3 numaraya da atabiliriz sonuçta. Dragic alasın var. Dragic geçen gün de basketbolu bıraktı. Basketbol büyük bir isim kaybetti. Ve bitti. Şimdi takımımıza bir alıcı gözle bakalım. Bu takım playoff'a sokabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Ne ederiz? Bu takıma bir alıcı gözle bakalım. Hatta rotasyon olarak bakalım. 10 kişilik rotasyon diyelim. Hayır. Chauncey Billups 2 numara değil. Damian Lillard'ı 2 numaraya atacaktım. Damian Lillard 2 numara. Jason Kidd, Damian Lillard, Paul George, Pascal Siakam ve Shaquille O'Neal. Yani Damian Lillard'ın şutörlüğü, Paul George'un şutörlüğü, Pascal Siakam sahayı biraz açabiliyor. Jason Kidd NBA tarihinin en iyi pasörlerinden biri. Shaquille O'Neal en dominant force'u. Kenardan Chauncey Billups, Michael Redd, Zach LaVine, Rashid Wallace ve Tyson Chandler geliyor. Rashid Wallace'ın şutu var. Tyson Chandler iyi bir çember savunucu. Zach LaVine atlet, Michael Redd şutör. Chauncey Billups da saha generali. Aynı zamanda bench'ten böyle ihtiyaç duyduğumuzda atabileceğimiz Hidayet, J.J. Redick, Goran Dragic ve J.R. Smith gibi profiller de var. Ya bir maç sıkışır J.R. Smith'in el üstü üçlüklerine ihtiyaç duyabilirsin vesaire vesaire. Bence güzel bir takım kurduk. Bu takımı rebuild edeceğiz ama 2 dakika ara beyler. 2 dakika mola, 3 dakika artık neyse. Bir yüzüme su çarpayım. Biraz daha enerjim yerine gelsin. Geliyorum. A few moments later.
Nasıl? Her yere su vurdum. Soğuk su içine kafayı soktum, çıkardım. Buradayız. Şimdi diğer takımlara da bakalım. Ligdeki diğer takımlar da önemli tabii ki. Charlotte Hornets'te mesela Nowitzki, David Robinson ikilisi, Shai Gilgeous-Alexander var. Cunningham, işte Fat Lever, Rip Hamilton. Ya bu takım sarmadı. Bu takım sarmadı. Steph Curry, Joe Dumars, Carmelo Anthony, Draymond Green, Rondo. Ne alaka bir takım ya. Draymond Green şu adamın peşini bari burada bırak be. Burada bırak. Victor da buradaymış. Hakim Olajuwon, Gary Payton. İnanılmaz bir savunma ikilisi. Shawn Marion. İnanılmaz bir savunma üçlüsü. Bob Pettit. Bu da iyi bir savunmacıdır herhalde 60'lı yıllarda. Walter Davis, Cliff Hagan. İyi bir savunma takımı. İyi bir savunma takımı abi. Biz kim olmaz. Oha, ne diyor? Bill Russell, John Stockton, Chris Mullin. Yok, bütün loserlar aynı takımda toplanmış. Carmelo, Isaiah Thomas, Reggie Miller. Mark Gasol sarmadı. En iyi takım bizimki beyler bu arada. En iyi takım bizimki. Yani Luka Doncic, James Worthy, Bob McAdoo, Brandon Roy. Bakıyorum, göz gezdiriyorum ama Tim Duncan, Patrick Ewing, Devin Booker, Dennis Johnson. En iyi takım. Ooo. Kobe, Nikola Jokic, Arenas, Dolph Schayes, Bruce Williams. Fena değilmiş. Bu ikili fena değilmiş. Larry Bird, Moses Malone, Mitch Richmond. Sarmadı. Julius Erving, Russell Westbrook. Ooo. Russell Westbrook varsa lig sonuncusu. T-Mac, Dominic. Kötü takım. LeBron James, Ray Allen, Alvin Hayes, Kyrie Irving, Karl Anthony, yok. Magic Johnson, Joel Embiid, olmaz. Dwayne Wade, Steve Nash, Dwight Howard, Zion Williamson, Mark Aguirre. Fena 5 değil. İlk 5'leri fena değil. Tatum, Hardaway, Kevin Garnett. Hiç fena değil. Hiç fena üçlü değil. Golden State Warriors, beyler bu takıma dikkat edin. Golden State Warriors'ı gerçekten ciddi anlamda beğendim. Bu takıma dikkat edin. Simülasyon boyunca. Scottie Pippen. Gerek yok. Kevin Durant, Pau Gasol, Bob Cousy, Yao Ming, Anthony Edwards, Zach Randolph. Bak bunlar da fena değilmiş. Derrick Rose, Will Chamberlain ikilisi. Grant Hill de burada. Michael Jordan yine Chicago Bulls'ta. Jimmy Butler'la birlikte. Elton Brand, Chicago efsanesi. Kawhi Leonard, Anthony Davis ikilisi. Ja Morant ve Blake. Clay Thompson'la birlikte. Beyler bizim takım çok daha iyi. Herkesten çok daha iyi bizim takım. Bizim takım çok daha iyi. Bak şimdi. İlk iki maçımızı kaybetmiş olabiliriz ama ritim bulduk ve üst üste 4 maç kazandık sonra. Yani biz net doğu birincisi takımıyız Miami Heat olarak. 19-16. Çok ortada gidiyoruz ya. 19-17. Bu kazan var, bu önemli. Magic MVP de bizim takım niye böyle sıçışlarda? 21-24. 22-24. Playoff yapamayacak olursak takas yaparım. Onu söyleyeyim. Takasla bu takıma playoff yaptırırım. O kadar kötü olmamamız lazım. 25-27 gidiyoruz. Takasın son günündeyiz. Takasın son gününde durduk şimdi. Kaçıncıyız ona bakalım. Doğu'da 8.'yiz. Yani çok dengeli birlikler. 32-20 gidiyor buranın en iyi takımı. Diğer tarafın en iyi takımı da 32-19. Çok dengeli birlik normal olarak. Shaq ne yapıyorsun? 18 sayı 10 rebound yapıyor. Jason Kidd 11.8 sayı 7.5 asist. Daha çok asist beklerdim. Chauncey Billups 14 sayı 6 asist. Paul George 16 sayı. Damian Lillard'dan %43'lük yüzdesi beklerken %33'lü atıyor. Pascal Siakam. Ya bir takas yapacak olsam ne yaparım biliyor musun? Goran Dragic ve Rashid Wallace'ı koyarım. Bir tane de birinci tur draft'ta koymam ama vermiyor musun? Pascal Siakam'ı koysam yine vermiyor. JJ Redick ve Rashid Wallace. Yok. Sadece Rashid Wallace. Ne oğlum, kimse takaslanmıyor ki. Kimse takaslanmıyor. Bak herkesi deniyorum. Yok, takas diye bir şey yok ligde. Yok, asla takas olmuyor. O zaman nasıl biz playoff yapacağız? Bu roster'da trade olmuyor, anladım. Nasıl yapacağız? Dua mı edeceğiz? Dua, yani şöyle, gerçi Eric Spoelstra var ya. Koç değiştirecektim de Eric Spoelstra'dan daha iyisini mi bulacağız? Hadi beyler maç kazanın ya. Maç kazanın oğlum. Süper takım kurdum ya. Alo. Yen Detroit'i. Hayda. Hayda. 11. sıradayız. Bundan sonra her maçı Simcast'a simüle ederim. Her maçı. Her maçı Simcast'a simüle ederim. Oynaya oynaya kazandırırım. Yakın geçerse tabii. Yakın geçmezse öyle bir seçeneğim de yok. Bu takımın bu kadar kötü olma ihtimali var mı beyler ya? Tamam, bu maçı önde götürüyoruz. Fark 4. Yakalanırsak atlayacağım sahaya. Ama yakalanmayacağız gibi. Bu maçı kazanıyoruz. Güzel. Hadi bir galibiyet serisi ya. Hadi bir galibiyet serisi. Cleveland'ı dayan. İlk yarı berabere bitti. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne saçmalıyorsunuz ya? Vazgeçtim. Vazgeçtim ya. Hevesle bir yere oturuyoruz. Olana bak ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
Bak bak sakın kazanma. Sakın lan kazanma. 35-47. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Kim şampiyon oluyorsa olsun ya. LeBron James, Scottie Pippen finali. Chris Webber şampiyon oluyor. Formayı çıkarın. Aynen öyle. Çıplak oynayın. Aynı takım mı? Herkes free agent mı peki? Bizde Shaq, Paul George, Damian Lillard, Siakam. Pascal Siakam geliyor. J.R. Smith geliyor. Tamam herkesi aldık. Herkesi aldık. Takımı tutuyoruz. Bu takımla bir sene daha deneyeceğiz. Bu takım çünkü kazanması gereken bir takım ya. Bu takım kesinlikle kazanması gereken bir takım. Sakin, sakin. İlk senede alışma süreci olsun. İkinci senede Shaq, Mac artık vuruyorsunuz, kırıyorsunuz ya. Shaq, Jason Kidd, Paul George, Chauncey Billups, Damian Lillard. Hepiniz. Hepinizden çok şey bekliyorum. Chauncey Billups niye ilk 5 başlıyor? En anlamadığım işte bu ya. Chauncey Billups ilk 5 başlıyor. Haydi bakalım. Shaq overall düşürmüş. Sorun yok. Sorun yok. Ben iyi başladık. 4'e 1 başladık. Shaq'in sürelerini arttırdım evet. Tamam. Çözdüm ya. Takımı çözdüm. Hido süre almıyor. Evet bilerek vermiyorum. Playoff'larda ihtiyacım olursa ben oynayacağım için atacağım. Takasın son gününde durmuyorum. Devam. Devam abi. Süper gidiyoruz. Ritim bozulmasın diye. Takasın son gününde durmadım bile. Bizim rakibi çabuk yollayın abi. Bizim ritim kaçıyor sonra. Sıradakini hemen gönder. Ritim kaçıyor bizim. Bizde de ritim kaçıyor. Oldu abi söyle. Playoff yapacağız. Playoff'u birinci sıradan yapacağız da. 53-29 gittik. Michael Jordan MVP. Yılın 6. adamı Magic Johnson. En iyi savunmacı Scottie Pippen. Terry Cummings en çok gelişmiş, Carmelo Clutch olmuş ve Frank Vogel 60 galibiyet almış. Bizden biri All-NBA takımlarında var mı? Miami Heat. Shaquille O'Neal burada 19 sayı 10 reboundla daha dominant bir Shaq beklerdim ben. Jason Kidd 8 asist. Jason Kidd'den de daha fazla asist beklerdim. 18.5 sayı geliyor Paul George'dan. Chauncey Billups'da 11.7 sayı. Damian Lillard 16.7 sayı atıyor. Artık %40'a çıkarmış hemen hemen üçlük yüzdesini. Tamam abi gayet iyi. Takımdan memnunum. Birinci sıradan playoff yapıyoruz. Ve artık yakın geçen maçlarda ben atlayacağım. Bu takımla bol bol oynayıp şampiyonluğa götürmek istiyorum. İkinci maçta da çok rahatız. Yani terlemiyoruz bile diyebilirim. Jason Kidd'in 28 sayısı. Chauncey Billups'ın double-double'ı var. Shaq 9 sayı atmış sadece. 34 dakikada 9 sayı. Oğlum bu tarihin en iyi, en dominant oyuncusu ya. Nasıl böyle oynuyor? Bana gelince hepsi bir şey oluyor ya. Damian Lillard 16 sayı 10 asist. Güzel. Shaq 13 sayı 15 asist. Yani Shaq değil Andre Drummond sanki bendeki. 3-1 oldu. 4-1. Bendeki Shaq böyle. James Harden, Vince Carter, Chris Webber, Dwight Howard. Geçen seneki şampiyon bu değil mi? Geçen senenin şampiyonu. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maçı kazanıyoruz 6 sayı farkla. Shaq 21 sayı 11 rebound yapıyor. Böyle 30'lar 40'lar görmeyecek miyiz ya? 1-0 öne geçtik. Aynen bol bol gameplay. Hiç daha yakın maç vermedi ya. Seride durum 1-1 oldu. 16 sayı Shaq. Peki. Tamam abi şaka artık bir şey demiyorum. Bu maçı almamız lazım. 6.42 oynayalım bakalım. Ses kayması varsa söyleyin. Ses kayması varsa söyleyin beyler. Hem biraz erken atladım. Son 7 dakikada atladım ki biraz daha fazla oynayalım bu takımla ve takımın aslında oyuncularına alışmış olayım. Takıma alışmış olayım. Bence önemli bir şey final yolunda, şampiyonluk yolunda. Jason Kidd Shaq ikili oyunu. Hayalimdeki buydu. Shaquille O'Neal smaçla bitirdi. Dwight Howard çembere gidiyor. Aa Dwight Howard Shaq eşleşmesi ha. Shaq'tan blok geldi. Hakem faulleri. Jason Kidd'den Damian Lillard'a. Paul George Pascal Siakam'dan perdeyi aldı. Paul George orta mesafesine gitti. Kaçıracak ama Pascal Siakam oradan rebound alamadı Pascal Siakam. Chris Webber tam sağ topu getiriyor şimdi. Jason Kidd. İyi bir operatörsün Jason Kidd. Damian Lillard perdelerden boş çıktı. Zıplattı rakibine. Damian Lillard üçlüğünü yolladı. Damian Lillard. Bir sayı indirdi farkı. Vince Carter, Dwight Howard ikili oyunu. Vince Carter çok uzaklardan hareketli bir üçlük. Tabii ki isabetsiz. Jason Kidd açık sahada çok iyi bir pasördür. Jason Kidd spinini attı. Fake'ini gösterdi. Sakin. Paul George. Paul George Tayshaun Prince aslında. Onun da karşısında iyi bir savunmacı var. Ama Paul George. O da Paul George. O da fake'ini gösterdi. Zıplatamadı. Süre bitiyor. Damian Lillard. Dame time. Bir tane daha mı? Bir tane daha. İki hücum üst üste üçlük. Chris Webber'e verdi. Chris Webber'den köşeye Vince Carter'a. Vince Carter alley-oop pasık. Pascal Siakam orada çok iyi savundu. Haydi Jason Kidd. Sıcak eli bulma konusunda senden iyisi yok. Damian Lillard bir üçlük daha. Damian Lillard üçlük oldu yağdı. Kimin vakti olduğunu biliyorsunuz. Ama geri koşamadık. Vince Carter üçlüğü kaçırdı. Let's go. Damian Lillard bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Yok. Bokunu çıkaran var. Şimdi perdelerden Damian Lillard. Çalışanından devam. Bir daha Damian Lillard. Pascal Siakam'dan hücum faul mü? Yok. Vince Carter perdede savaşırken yapmış. Shaq'tan iyi perde gelsin. Damian Lillard Shaq'tan iyi perde gelmedi. Damian Lillard perdeyi aldı Pascal Siakam'dan. Pascal Siakam üçlükte boş. Pascal Siakam bir tane desem mi? Üçlük oluyoruz yağıyoruz gerçekten. Herkes atıyor. Atamayan yok şu an. Scott Jason Kidd'in üzerine gitti. Orta mesafesi isabetli. Jason Kidd Shaquille O'Neal ikili oynuyor. Jason Kidd spinini attı. Kim boş?
Spicy bir fake'ine cevap gösteren var. Ne dedin sen şimdi? Fake'ine cevap aldı demek isterken. Shaq yüklen. Tarihin en dominantı pasını verdi. Pas kalsı yakamış. Şunu yolladı isabetsiz. Hareketli aldı. Vince Carter orta mesafesi isabetsiz. Haydi Shaq. Haydi Shaq. Oho top kaybı. Jason Kidd de hiç top kaybı yapmayan bir oyuncudur normalde. Vince Carter üçlüğünü yolladı. Atarsa bir sayı ve fark 1. Shaquille O'Neal smaçladı. Tekrardan fark 3. Shaq Shaq. Aaa Dwight Howard cevap verdi. Kim gerçek Superman? Kim daha dominant? Onu gösterdi Dwight Howard. Böyle Paul George, Damian Lillard ikili oyun oynasak. Damian Lillard çembere giderken bir anda Paul George'u görse ve Paul George'dan üçlük gelse. Ne iyi olur değil mi? Çok iyi olur. Hop Jason Kidd bir de topu çalar. Jason Kidd çembere kadar götürür. Spicy P bir üçlük daha atar. Ve maçı burada kapatırız artık. Bu takımla sahaya atladığımda maç kaybetmem çok zor. Çok zor. Kazanıyoruz ve seride durumu 2-1 yapıyoruz. 2-1 öne geçtik Washington Wizards'a karşı. Geçen senenin şampiyonu Wizards. Böyle tam saha pas verip Shaq'la bir tane daha smaç vursak. Enteresan, ne denesek sayı alıyor. Tamam maçtan çık ya, bu maçın dönme ihtimali yok zaten. Kazandık. Elinize sağlık çocuklar. 2-1. Hop 2-2. 2-2 çok kötü ya. 3-2 yapmamız lazım. Hadi beyler son çeyrek. Alo. Abi, bu sezon şampiyonluk lazımdı be. 3-2 gerideyiz. Bu maçı alıp 7. maça taşımak istiyoruz. Erken atlayabilirim maça. O kadar da erken değil ama. Biraz bana bir şeyler gösterin ya. Hadi bir şey deneyelim ya. Hadi. Haydi bir şey deneyelim. 121-104. Buradan geri dönmeyi... Oo. 124-104. Son 9 dakika 20 sayı gerideyiz. Jason Kidd fake'ine cevap aldı. Turnikesi isabetsiz. Bravo Jason Kidd. Jason Kidd indir aşağı. Pas kalsı yakan. Basket bir de faul olmadı. James Harden ne alaka ya James Harden? James Harden ne alaka? Paul George perdeyi aldı. Paul George step back üçlüğünü yolladı. Paul George kaçırdı. Pascal Siakam hücum reboundunu alamadı. Tayshaun Prince burada topu çalamazsak artık her şey çok zor. Her şey çok zor. Jason Kidd çembere uzan. Sol eliyle turnikesi. Fark sadece 20 ya. Fark sadece 20. Alayım o topu. Alayım o topu. Alayım o topu. Jason Kidd. Damian Lillard sakin. Sakin. Shaq yüklensene Chris Webber'e. Paul George boş. Paul George üçlüğünü yolladı. Geleceğim. Bu maç geleceğim. Haydi let's go. Harden'a baskı. Harden çembere gidiyor. Double step back. Yok. Kolay değil o işler öyle. O işler öyle kolay olsaydı atardım. Chris Webber pasını verdi James Harden'a. James Harden çok el üzeri. Çok affedersin. İçimde hissettiğim bir şut. Jason Kidd durdu. Üçlüğünü yolladı. Shaq hücum reboundunu alamadı. Hop alayım onu. Alayım onu canım. Alayım onu. 4 numaraya Siakam yerine Hido'yu atacağım. Paul George orta mesafesi isabetsiz ama hücum reboundu Shaq bitiriyor. 113-131. Sanki 2018 Harden. Bu arada 2018 Harden. Herkesin prime'ı var. Herkesin prime'ı ligde. Yani 2018 Harden zaten. Harden kaçırdı bu sefer. Damian Lillard sana ihtiyacım var be. Boşaltsana burayı Shaq. Hop Dikembe Mutombo'yu geçti. Çok rahat geçti. O ayaklara saldırdıktan sonra çok rahat. Aman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmim var şu alemde. Bana koşmak isterim. James Harden. Chris Webber orta mesafesi isabetsiz. Let's go. Derman yok dizlerimde. Damian Lillard perdeyi aldı. Damian Lillard ananız James Harden. Anası. Ama. Jason Kidd turnikesi isabetli. Fark sadece 17. Hido girdi. Her şey değişebilir artık. Artık sağ üstteki istatistikleri niye göremiyorum peki? Şunu gördüm. Hido'nun şut stilini bilenler, ben bilmiyorum. Damian Lillard bu ikinci top kaybın ama yeter ha. Aynı şekilde ikinci top kaybın. Vince Carter Hidayet Türkoğlu'nun üzerine gitti bitirdi. Yeter. Damian Lillard'a şimdi ana avrat söveceğim. Damian Lillard'a. Ben de özledim ben de. Derman yok dizlerimde. Shaq yüklen. Yüklen. Shaq sok potaya da yani 3 dakika kaldı ya. Alayım Jason Kidd. Valla sen de olmasan hiç heyecanlanamayacağız şu maçta. Jason Kidd bir de üçlük soksana. Ama o yok ki sende. Sen o değilsin ki. Sen o adam değilsin işte. Topunu çal servisini yap abi. Üçlüğü de başkası atsın. Dwight Howard Shaq'i postarlamasın da. Ekstra. Paul George üçlüğünü yolladı. Süre var mı? 122-138. Fark 16. Jason Kidd'le mesela şöyle bir top çalabilsek. 2 dakika 16. Çok imkansız ya. Nasıl alamadım onu? Tamamen James Harden yendi bu arada bize. 2+1 verdik bir de. Ha bravo beyler. 3 kuruşluk adamlara yenildiniz.
Tebrikler. Damian Lillard üçlükte durdu. Üçlüğünü yolladı. Damian Lillard fark 15. 1.45 ama. Yani süre yok. Double team. Buraya atmasın. Weber. Weber orta mesafeye gitti. Hidayet zıpladı. Damian Lillard direkt çembere. Basket faul. Aynen. Önce basket olsun da. Jason Kidd sen de sok. Fark 14. Ne anlam var ki şimdi? Jason Kidd bir de top çaldı. Jason Kidd bir üçlük daha yolladı. Bunu kaçırdı tabii ki. Yok beyler, yok. Olmuyor. Bugün herhangi bir rebuild'de şampiyonluk göremeyeceğiz. Bu belli. Yazılmış yani. Biz bu, ben bozamam. Yazılmış bir şey var ortada. Ben bozamam buna. Demiyorum. Başaramadık. Tamam. Başaramadık ama bu rebuild içimde kaldı. Bunu daha geniş bir zamanda, böyle 24 saat yayın yaptığımda değil ama daha geniş bir zamanda NBA 2K25 çıktığında yapmak istiyorum. Herkesin Prime'ının olduğu birlikte bir takım kurup belki bunu bir seri haline bile getirebilirim. Bunun için yorumlar, beğeniler falan açık her zaman görüşlerinize. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm. O bu şu.